İmmünoloji uzmanları ne yapar? Bağışıklık bilimi aslında çalışıyorsunuz. Hangi alanlarda kullanılır? Biraz bahsedelim mi? Buyurun. Evet. Bağışıklık bilimi e, temel eee kapsamında baktığımızda e, daha çok tanı ve teşhis amaçlı kullanılır. E, klinik anlamına baktığımızda immünoterapi yönü de vardır. Hı hı. Fakat ben daha çok Tanı teşhis amaçlı kısmından söz etmek istiyorum. Şimdi bağışıklık bizim koruyucu zırhımız. Hı hı. Bağışıklık olmadığı takdirde hastalıklara son derece açık oluyoruz. Ve ee, bağışıklık sistemimiz temel direğidir vücudumuzun. Ee, bağışıklık sistemi geç anlaşılmış, ertelenmiş bir önemi haizdir. Ee, bu yönüyle diğer sistemlerden çok sonralarda gelişti. Ee, halbuki bağışıklık sistemi Dolaşım sisteminin, sinir sisteminin, sinir sindirim sisteminin tümünün içerisinde var olan hücreleriyle, dokularıyla, organlarıyla her yerde mevcut olan bir sistemdir. Tepeden tırnağa yani beyinden tırnağa kadar ...immün sistemle donatılmış durumdayız. İmmün sistemin hücreleri var, dokuları var, organları var. Ve bağışıklık sistemi biraz önce söylediğim gibi koruyucu zırhımızdır. Eğer bu sistemi ortadan kaldırırsanız... E, ...infeksiyonlara, tümörlere e, son derece hassas bir hale geliriz. E, hatta davetiye çıkartırız. Dolayısıyla bağışıklığımızı bir kere güçlü tutmak... E, ...tutarsak yaşam mümkün olur. E, ve... E, bağışıklık sistemi teşhis ve tanı anlamıyla e, son derece etkindir. Çünkü e, otoimmün hastalıklarda otoantikor dediğimiz e, vücuda e, kendi hücre ve dokularına saldırarak e, hastalıklara yol açan otoantikorlar vardır. Bu otoantikorları biz bağışıklık e, e, sistemiyle ilgilenen laboratuvarlarda e, tespit edebiliyoruz. İmmün floresan yöntem bu konuda en etkin e, yöntemdir.